Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Opera Binası'nda ADD Başkanı Azmi Kerman ev sahipliğinde düzenlenen baloda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Milletvekilleri Jale Nursüllü ve Utku Çakırözer başta olmak üzere Eskişehir'in önde gelen birçok ismi yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak düzenlediği Cumhuriyet balolarını hatırlatan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azmi Kerman, bizler de ona layık olacak bir balo düzenlemek istedik diyerek gecenin önemine değindi. Cumhuriyetimizin 96. yılında gerçekten ciddi ve anlamlı bir katılım var. Büyük Atatürk'ün ideallerine uygun bir Türkiye yaratılması için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün de Atatürk kendi sağlığında 1926 yılında başlayarak çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak Cumhuriyet baloları düzenlemişti. Biz de karınca kaderince ona layık olacak bir baloyu bugün düzenlemiş bulunuyoruz. Yapılan son referanduma değinen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ise parlamenter sistemden vazgeçmemeliyiz. Yine eski parlamenter sisteme dönmeliyiz dedi. Bir tek adam rejimi bugünkü cumhuriyet ne yazık ki. Evet, adı cumhuriyet olup da tek adam rejiminde olan ülkeler var. Bütün Arap ülkelerine bakın. Mısır dahil, Irak dahil, İran dahil, Afrika ülkelerine bakın. Güney Amerika'ya bakın, bazı geri kalmış ülkelere bakın. Rejimlerinin adı Cumhuriyet ama orada da tek adam var, diktatör. Ona göre hareket ediyor, o yönetiyor her şeyi. Dolayısıyla biz bu son referandumda galiba milletçe yanlış yaptık diye düşünüyorum. Biz parlamenter sistemden vazgeçmemeliyiz. Yine eski parlamenter sisteme dönmeliyiz. Ve bir referandum yapılıp tekrar eski sisteme dönüşün yollarını aramalıyız milletçe. 96 yıllık bir cumhuriyetin bireyi olmaktan onur duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak gerekliliğini yineledi. Öncelikle 96 yıllık bir cumhuriyetin bireyi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Atatürk ve arkadaşlarının çok zor şartlar altında bütün dünyaya karşı bir savunma savaşı olarak ulusal kurtuluş savaşını başarıyla sona erdirmek ve arkasından da çağdaş bir devlet düzeni kurmak o günün koşullarına göre bile düşünülemeyen bir şeydi. Ben minnetle, saygıyla hepsini anıyorum ve cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak gerektiğini bir kez daha yineliyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine sadık kalarak bağlılığımızı göstermemiz lazım dedi. 28 Ekim 1923'te gece Atatürk etrafındaki dostlarıyla beraber sohbet ederken yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz demiş. Çok büyük coşku olmuş ve ertesi günde gerçekten cumhuriyet, laik cumhuriyet benim en büyük eserimdir diyor. Böyle sözlerle beraber işte 96 yıl Türkiye bu güzel kuruluşu yaşadı. Biliyorum bundan sonra da nice yılları yaşayacak. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları varmış. İyi ki laik cumhuriyetimiz, iyi ki hukuk devletimiz varmış. Ben bugün çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Sanki o ekibin içinde olan bir kişi gibi mutluyum. Ruhları şad olsun, onları çok özledik. Bu özlemlerimizi onlara sadık kalarak, Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine sadık kalarak bağlılığımızı göstermemiz lazım. Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinen Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nursüllü ise Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçileri olarak ebediyete kadar Cumhuriyet'i yaşatma kararındayız dedi. Cumhuriyet Bayramı bizim en önemli bayramlarımızdan biri. 96 yıl önce kanlarıyla Cumhuriyet'i kuran, devrimleriyle taçlandıran
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en büyük armağanı Cumhuriyetimiz. Biz de Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileri olarak, savunucuları olarak ebediyete kadar Cumhuriyet'i yaşatma kararlılığındayız. Eskişehir'imiz tabii tam bir Cumhuriyet şehri. Bugün olan etkinlikler, bir haftadır biz büyük coşkuyla kutluyoruz Cumhuriyet'i. Bütün şehirlerimizde de en büyük amacımız coşkuyla kutlanması. Ve sonsuza kadar bütün vatandaşlarımızın refah içinde, Atatürk devrimleri içinde yaşayacağımız günleri olmasını diliyor. Tüm Eskişehirli vatandaşlarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. Gecede Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası büyük beğeni toplarken, davetliler de şarkılar eşliğinde dans ettiler.